Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre, Verbens serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar, 3. bölümde ordumuzu artık güçlendirmeye başlamıştık. Birkaç tane de güzel savaş kazanmıştık haramilerle yaptığımız savaşlardan. Ve ordumuz artık yavaş yavaş şekilleniyordu. Bu bölümde de arkadaşlar, ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz tabii ki. Ve yapmamız gereken bazı şeyler olacak, onları halledeceğiz. Hemen bu arada arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Hemen başlayalım şöyle. Öncelikle grubumuzda hatırlayacağınız üzere birkaç tane artık süvari olarak atlı askerimiz vardı. Kelle avcısı ve köle başını şeyden kurtarmıştık. Çapulcular da esirdi bunlar. Onlardan almıştık ve Saranit atlarını kendimiz yetiştirmiştik. Yavaş yavaş gelişiyor gördüğünüz gibi ordumuz. Öncelikle yiyeceklerimize bakalım. Güzel yiyecek durumumuz iyi. Para durumumuz da fena değil. Şöyle ilerleyelim. Şu Amerat'ın bir hanına uğrayacağım. Evet. Handa kim var? Köle tüccarı. Güzel. Zaten kölelerimiz var. Onları bir satalım. Şöyle haritleri verelim. Haramileri de verelim. Güzel. Bu kim? Kervan muhafızı. Şehirden ayrıl. Güzel. Bu bölümde yine biraz çapulcu gruplarını tutarak başlayacağız. Burada hatırlayacağınız üzere haydutların sığınağı vardı. Bunu bilerek yıkmamıştık. Buraya toplandıkları için, yakalamamız için. Şöyle buradan elimize düşürebilirsek birkaç tanesini çok güzel olacak. Şunu tutar mı? Şunu tutar mı? Onu da tutmadı. Şurayı terk et diyelim. Bekleyeceğim biraz. Şunları tuzağa çekmemiz lazım. Burada şey yapsam acaba? Bunlar gelir mi? Bir saniye kamp yapsam. Burada bir süre bekle desem. Hayır, gelmiyorlar. Şu 27 kişiliği tutsak çok iyi olur ya. Ama tutamıyoruz. Direkt saldıralım mı o zaman şu sığınaklarına? Hadi direkt saldıralım o zaman. Bunlar çoğalmadan iyice. Şunu yine yakalayamadık. Son deneme. Yok olmuyor. Tamam ben buraya giriyorum artık. Evet. Birkaç askerimizle beraber şu sığınağı temizleyelim. Hızlı bir şekilde. Ve videomuza böyle başlayalım. Vurur muyum? Bu arada gördüğünüz gibi Saranit okçumuz. Artık okçumuz da var. Bir 5 kişiler şu anlık. Ama gelişecekler. Merak etmeyin. Daha fazla olacak. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Don Servis serilerini takip edenler için o güzel vurduk. Don Servis serilerini takip eden arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Seri bitmedi. Bunu serinin bittiğini anlayanlar olmuş. Seri devam edecek. Sadece Willow karakteriyle oynadığımız kısım bitti. Yani bu başka karakterlerle devam edecek. Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Yorumlar gelmiş bu yönde çünkü. Bu yüzden açıkladım bunu da. Şöyle vuramıyor muyum? Şuna niye gitmiyor ya? Yamuk mu gidiyor acaba? Ya şu an şuna gitmesi lazım. Allah Allah. Yamuk mu vuruyorum ki? Oh. Ne yapıyorsun lan sen? Tamam. Merhaba. Okla öldürmenin zevki de çok iyi ya. Şöyle şunu alalım hemen. Bu arada arkadaşlar kalefet etmeler biraz daha ileri zamanlarda olacak. Yani kendi kalemizi fethetmemiz 3-4 bölümü bulur. Ancak
kendi krallığımızla yani Saranit krallığı ile beraber bir fetih olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Bu arada biraz erzak bulduk. Güzel oldu. Şu bozdağını alalım. Tamam. Bunları almayacağım. Ya da bazı para edecek şeyler alırım da satarız şurada hemen. Tamam. Geri dön. Evet. Burayı da ortadan yok ettik. Şimdi Darkuba şehrine doğru ilerleyeceğim. Pazar. Silah. Şunu verelim. Şunları verelim. Hadi bozdan da verelim. Tamam. At tüccarına da şu at verelim. Bunu alalım. Tamam güzel. Hande birileri var mı? Ona bakacağım. Köle tüccar var. Gezgin şair. Gezgin. Boş. Evet, bazı askerlerimiz terfi için hazırdı. Onu gördüm. Kölebaşı yaptık şunu. Tamam, bu kadar. Şu anlık bu kadar. Şimdi biz kimlerle savaş halindeydik? Unuttum. Hemen onu bir soracağım. Emir Kuanova mıdır? Nedir ona? Ben Emre. Bir sorum var. Savaş nasıl gidiyor? Kimseyle savaş durumunda değil şu anda. Saranit Sultanlığı. Tamam diyelim. İzninizle şimdi gidiyorum. Bu biraz kötü oldu bence. Kimseyle savaş durumunda olmamamız. Yani biraz daha rahat gezeceğiz tabi. Orası ayrı da. Yani yine sıkıntı bence. Ne oldu ya? Yanlışlıkla Emir Ukays'le bir diyaloğa girdik. O 27 kişi şunları tutsam çok iyi olur. Kovalayacağım. Neredesiniz? Kovalayacağım. Bu tarafa gittiler sanki. Hep kaçırıyoruz ya. Yakalayamıyoruz çünkü daha az sayıda karşı taraf. O yüzden olmuyor yani tutamıyorum. Şöyle ilerleyeceğim bu tarafa doğru. Devam. Şimdi kervan yağmalayacağım. O da krallıkta sıkıntı çıkartır. Yani yağmaladığımız krallığın kervanı sıkıntı çıkartır. İşte bu yüzden savaşta olmamamız kötü bir durum. Bu arada Sultan Hakim'i görebilirsiniz şurada. Kelle avcılarına zaten saldıramıyoruz. Hava köyü bizim köyümüzdü. Ayrıl. Şöyle ilerleyeceğim. Moraller düşmeye başladı. Acil savaşa ihtiyacımız var. Şöyle şu köyün erzaklarını bir alalım bakalım. Yok. Sığır varsa onu alalım. Sığırlar varsa. Var mı? Bir baş sığır varmış alalım. Fakir bir köye denk geldik. Şunları da at. Tamam. Bizim burada acilen şununla mesela savaşsam ne olur ya? Bence bir şey olmaz ama. Şimdi krallıkta sıkıntı çıkar. Boş verin. Buralardan biraz haydut ayıracağım. Hem gezmiş oluruz bu toprakları biliyorsunuz. Hiç gelmedik herhalde önceden buralara. Şöyle bir turlayalım buralarda. Asla Kergi topraklarına girmem. Bu arada onu da belirteyim. Yani çok sıkıntı oluyor Kergi toprakları. Yine hiçbir şey çıkmadı bize buradan. Yine ekmek çıkmadı. Şöyle kendi topraklarımıza doğru döneceğim yavaştan. Ya hem grup moralimiz çok düştü. Çünkü savaş yapmıyoruz. Savaş yapmayınca moraller tabii ki düşüyor. Velüce mi? Yok şu Emel köyüne hemen gir. Beleşçilik yapalım hemen. Şarabı satarız. Güzel oldu. Sır varsa alalım hemen. Şöyle. Ne oldu? Hiç alamadık mı sır? Almışız bir baş. Şunları da alalım. Şöyle yapacak bir şey yok.
Beygirlilerle Kergitler arasındaki ateşkes anlaşması sona ermiş. Şöyle ilerleyelim. Şu kim? İyi bu bir iyi bir lordmuş. Ona hiç bulaşmadım. Şöyle kenardan kenardan. Ben savaş yapmak istiyorum bu. Ne kadar şey bir şey ya. Niye hiç çıkmıyor ya? Ben savaş yapmak istiyorum. Sıfır. Yapamıyoruz. Şu 18'i tutamaz mıyız? Tutamadık. Tutamıyoruz çünkü çok güçlüler. Grubun morali düşüyor. İlerleyelim bakalım. Hiç mi şey yok ya? Erzakçı al şunu. Şunları da al. Biz oradan ekmek ver. Tahıl ver. Tavuk ver. Tamamdır. Hayır yani şuradan köylere saldırsalar onları da tamamlayacağım da kimseyi saldırmıyor bunlar. Bu arada neyse biz artık grubumuzu üstüne biraz daha düşelim. Asker toplayacağım biraz daha. Grubu dolduracağım. Seni tutsam o kadar güzel olur ki. Ama tutamıyoruz işte kaçıyorlar ya. Hah, oh be, Saran Sivalya ile savaşa girdi. Çok güzel oldu bu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Hadi bakalım. Savaşa hazırlanıyoruz. Oo, bizimkiler toplanıyor. Bizim şeyimiz kim acaba? Ben Emre, hizmetinizeyim efendim. Bir sorun var. Birini yerini bilmek istiyorum. Mareşal Emir Ganava bizim mareşalimizmiş. Tamam, burada işte hemen onu bir takip edeceğim. Emir Ganava refakat et diyeceğim. Birlikte muhtemelen bir kale kuşatmasına gidebiliriz. Bunun için refakat edeceğim. Çünkü şey ilan edildi gördüğünüz gibi. Seferberlik ilan edildi. Ve gerçekten yola çıktık şu anda. Svatya topraklarına geldik ki. Evet, Uhun Kalesi'ne kuşatma düzenleyeceğiz. Refakat et diyeceğim. Bir yanına gidelim. İyi ve sağlam askerlerim var. Refakat edeceğiz. İyi, bu erzak bize yeter. İdare eder. Çok iyi şu anda. Gerçekten ilk kale kuşatmamıza gireceğiz muhtemelen. Uhun Kalesi'ne. Evet. Sonraki saldırıya katıl. Evet arkadaşlar, ilk kale kuşatmamızla karşınızdayım. Orduyu görüyorsunuz. Biraz FPS düşüyor burada. Tabii kalabalık bir ordu. Bu çok güzel oldu. İlk kuşatmamız gece saatlerinde Uhun Kalesi'ne yapılan bir kuşatmayla ilk kale kuşatmamıza başlıyoruz. Evet, kale kuşatması isteyen çok arkadaş vardı. Ne zaman yapacağız diye. Onlara gelsin bu. Şu arabeletçi beni. Benim oklar biraz yamuk gidiyor. Yani bu yayla alakalı bir durum. Şöyle ok saldırılarına devam. Ben kendi bu tarafa doğru assam daha iyi olacak. Bizden çok asker yok zaten. 5-6 kişi. Zaten kalenin garnizonu da kalabalık değildi yanlış görmediysem. 62 kişi falan olması lazım. Ya okçu falan yok mu bizde? Bu ne ya böyle? Şuraya gelsin okçular varsa. Var mı okçu bizde? Okçu varsa ilerlesin yani. Şöyle. Tek okçu benmişim gibi ok sallıyorum buradan. Al. Oğlum geçme önüme. Ne yapıyorsun? Şöyle. Evet, okçular geldi emir verince. Şunları da aldık şuradan. Alabiliyor muyum? Çok yakına girmek istemiyorum. Düşersem kötü olur. Evet, okumuz da bitti. Bekleyeceğiz o zaman.
Ben şöyle ön saflara doğru ilerleyeceğim. Okçulara da şöyle hücum emrini verelim de. Burada salak gibi durmasınlar biz içeri girince. Evet, bakın şuradan bir tane bizden bir asker var. Kölebaşı. Burada var mı? Burada da bir tane Serenit atlısı var. Biz şöyle en önden girelim. Evet, orduyu görüyorsunuz. Evet. Şöyle kalkanını da çekelim. Az sonra gireceğiz. Gerçekten ordumuzun morali için de çok iyi oldu. Ama bu arada bizim kölebaşı herhalde öldü. Zayiatlarımız var. Bu kötü olacak. Ama ordu gelişim adına iyi bir durum. Bizim gelişimimiz adına. İlk kale savaşımıza katıldık çünkü. Krallığımızın adına olsa da ilk kale savaşımız sonuçta. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Giriyoruz. Go 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 go. Oo. Abi bu okçular çok fena. Çok fena okçular. Şöyle tepeden tepeden vuracağım. Okçular çok kötü vuruyor. Okçular çok kötü vuruyor. Aşağı düşeceğim. Şuradan bir sıyrılamaz mıyım ben? İttir abi, ittir ittir. Ben bir geri çıkayım azıcık. Bir saniye lan, bir saniye. Allah kahretmesin sizi. Şöyle bir dakika. Şöyle. Ben bu tarafı bir temizleyeyim. İnşallah arkadan geliyordur bizimkiler. Şöyle şöyle tepeden tepeden vur. Oo, sıkıştım. Fena araya aldılar. Vur 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 vur. Vur şöyle vur, kafalarına vur, kafalarına. Şunu. Lan düşeceğim lan. Hay sizin gibi ordunun, çekil önümden ya. Öleceğim sizin yüzünüzden ya. Ölsene oğlum artık, he. Güzel, biraz zor oldu girişimiz ama girdik sonuçta. Bayağı da bir canım az kaldı. Şuradan birkaç tane ok verirsen bana eğer. Bir tane verdin. İyi, şuna şuradan alabildiklerimizi. Şunu vur. Şöyle ben oraya giremeyeceğim. Hem FPS çok düşüyor. Hem zaten oraya istesem de giremem. Şuradan ok alıp arkadan destek vermeye çalışacağım. Okçular çok can yakıyor. Abi oku bıraktı bu. Allah'ım çıldıracağım ya. Şimdi kılıcım bıraktı. Kılıç burada. Kalkanı ver. Heh. Ben giremiyorum oraya şu anda. Gerçekten giremiyorum. Ok lazım bana, ok. Takıma arkadan destek vermem lazım. Niye alamıyorum abi bunu? Allah Allah. Ok oktur işte, ver şuradan bir şey ya. Ben kılıcımı atmışım. Ha, ver şunu. Allah, ittir abi, ittir, hadi, heh. Böyle. Devam. İttir. Çok güzel, ittir. Hadi abi, ittirin. Evet aslanlarım, haydi. Haydi. Haydi oğlum. İşte bu. Nidalar yükseliyor. Gördüğünüz gibi. İlk kale kuşatmamızı kazandık arkadaşlar.
Kendi kayıplarımızdan Saranit avcılarımızdan biri ölmüş, iki kölebaşı ölmüş, bir Saranit kıdemliyesi ölmüş, iki Saranit atlılarından biri ölmüş, biri yaralanmış. Toplam 5 ölü bir yaralımız var. Müttefik kaybı daha fazla tabii ki. Güzel. Karakter diyelim. Güç ve çevikliğe gideceğim. Burada şöyle şunu da şey yapalım. Silah ustası ve güçlü darbeye gideceğim. Buradan okçuluk 110 yapalım. Şunu da 140'ta tamamlayalım. Güzel. Uhun Kalesi'ni fethettik. Gruptan terfi edilecek adam var mı? İlginç. Terfi almamışlar. Benim şurada bir halmara falan vuracağım ama kergi topraklarındayız. Tehlikeli. Buranın çapulcuları falan çok sıkıntı çıkartıyor. O yüzden karışamıyorum. Tarkupa şehrine uğrayacağım. Öncelikle şöyle pazar, erzak, tavuk alalım şuradan. Tamam. Şu çöl aylıklarını yakalayabilir miyim diyecektim. Kaçtılar hemen. Bir köy yağması yapabiliriz aslında. Svadyaları ama yakalarlarsa bizi iyi yakalarlar. Riski almaya gerek var mı? Orası işte soru işareti. Ama grup morali dediğim gibi çok düşüyor. Burada Svadyalı bir lord mu geçti? Ben mi öyle gördüm? Tamam, görevimizi de tamamlamışız bu arada. Evet, Hava Köyü'nü bizim köy yine yağmalanıyor. Şöyle ilerleyelim şu tarafa doğru. Karşımıza güçlü bir lord çıkmadığı sürece sıkıntı yok. Bizim bu köy kim yağmalıyor? Tabii ki Svadyalılardan birisi ama nasıl bir güçte? Eğer gücü biraz azsa alacaktım. Ama kaçmış tabii ki buradan. Dururlar mı? Tabii ki hayır. Şöyle biz de biraz buralarda turlayalım. Evet, arkamıza bir Svadya lordu gördüm. Geliyor mu bize doğru? Göremiyorum. Şu anda Svadyalılar Veigrillerle ve bizle savaşta durumları pek de iyi değil. Şuradaki köyü yağmalayacağım ancak öncelikle oyunu bir kaydetmek istiyorum. Oyunun kaydını alalım, ne olur ne olmaz. Şöyle köy yağmalı, çok tehlikeli bir yerde yağmalıyoruz. O yüzden oyunu kaydettim. Sıkıntı çıkmasın diye. Evet. Biri geldi. Count please. 138 kişiler. Bir deneyelim. Eğer kaybederse kayıttan döneriz. Evet, düşmana hücum et dedim. Herkes bu konumda kalsın. Ya süvar buraya gel. Nereye gidiyorsun? Süvariler beni takip alacak. Elimizdeki okçuların hepsini şuraya gönder. Piyadelerle şuradan bir koridor oluşturun hemen. Piyade şuraya gel. Biz şu süvarilerle önden bir saldırıyı çekelim. Sonrasına bakarız. Evet, en azından süvari birliği yok. Ama çok kalabalıklar. Gerçekten çok kalabalıklar. Büyük sıkıntı. Evet, görüyorsunuz. Her yerden birisi vuruyor. Şimdi burayı biraz şey yaptım. Hemen bir geri döneceğim. Bu arada Svadyalı zırhlı süvari atı yok herhalde onun. Şöyle tekrardan bir geri çekileceğim. İyi vuruyorlar bu arada. Güzel. Piyadeler buraya. Okçular. Aa, ne oldu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Okçular, okçular, okçuları yönetemiyorum. Okçular, okçular buraya, okçular. Şuraya niye koyamıyorum abi okçuları? Geç şuraya. Bizim süvariler nerede ya? Öldü mü hepsi? Olamaz öyle bir şey, sanmıyorum.
Ölmediniz inşallah hepiniz. Tamam, hücum edin. Piyadeler hücum. Ben düşersem zaten savaş biter. O yüzden düşmemem lazım. Okçular sizle hücum. Herkes hücum şu an. Ben arkadan alabildiğimi alacağım. Yalnız bu savaşı kazanırsak harika bir galibiyet olacak. Ben şuradan ok desteği vermek istiyorum biraz. Şöyle kafalarına. Allah Allah, ne oluyor lan? Şu an çok sıkıntılı bir durumda bizim orası. Orayı yarmamız lazım. Ben buradan ok desteği atacağım. Dayı hadi işinize ya. Ne yapıyorsunuz siz ya burada? Alt tarafı her köy yağmaladığımızda birisi bize karışmak zorunda mı? Onu anlamadım. Her köyü yağmaladığımızda biri geliyor. Bizi tutuyor. Çıldıracağım ya. Şöyle alabildiğimi alayım bari şuradan. Sıkışma, 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 sıkışma. Sakın, sakın, sakın. Bizim süvariler neredesiniz ya? Öldünüz mü hepiniz ya? Şu ok takılacağım. Allah'tan bunların şeyi yok. Atlı birliği yok. Aslanım benim. Yerli komutanına yardıma geldi. Maaşını zam yapacağım senin. Aferin. Tabii yaşarsan. Güzel. Onu almam çok iyi oldu. Kıdemli bir askerdi çünkü. Arkalanacak bizimkiler. Şuraya yardıma gitmem lazım. Şu şeyleri alsam iyi olacak ama kıdemleri alsam. Hadi aslanlar. Haydi oğlum vurun. Vur 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 vur. Hadi aslanlarım. Haydi aslanlarım. Kaybedersek oyunu kaydettik. Haydi sıkıntı yok. Atımın gitmesi iğrenç bir durum şu an. Evet, arada kaldık, bitti. Evet, herkes ölmüş. Son birkaç kişiydi ya. Allah kahretsin. Evet, hemen geliyorum. Evet, değerli arkadaşlar, geri geldim. Az önceki savaşı unutuyoruz. Öyle bir savaş olmadı. Hemen buradan uzuyoruz. Allah, Kergitlerle Serenitler şu an savaşa girdik. Videonun başında niye savaş yok diye üzülürken şu anda cephelerin fazla olmasına üzülüyorum. Değişik oldu. Bir ortası olmadı ama. Az önceki savaşı gerçekten kaybetmek istemedim. Bu yüzden zaten kayıt almıştım. Şöyle ilerleyeceğim bu taraflara doğru. Kergit topraklarının asla girmeyeceğim. Ben Kergitlerin lordlarının da çapulcularının da hepsinin çok güçlü olduğunu biliyorum. Çok zorluyorlar beni onlar. O yüzden asla öyle bir şey, öyle bir hataya düşmeyeceğim. Ya ama şöyle bir Svardi köyü yanmalısak çok iyi olurdu ya. Bir daha mı denesek şurayı? Biraz kaşınıyoruz ama sanki bir daha denesek bir şey olmaz gibime geliyor. Şöyle yavaş yavaş gideceğim. Aha, bu kim? Gel buraya. 24 kişiydi. Onu tutarsam çok iyi olur. Neredesin lan? Krallık cevap vermedi. Svadya Krallığı Vegir Kralı tarafından yapılan kışkırtmalara cevap vermedi. Kral Harlus tebaası karşısında itibar kaybetti. Burada bir Svadya kervanı mı gördüm? Yok oldu. Köy yağmasını bir daha deneyeceğim arkadaşlar. O grubumuzda yiyecek hiçbir şey yok diyor. Şuraya gir bakayım bir. Önce bir sığır çalalım. Rodoklarla da savaştayız. Yuh artık ama hani biraz abarttınız sanki. Yanlışlıkla bir dedim ya, dur. Yani şu anda
şeyden dışarı çıkamayacağız herhalde. Kendi sınırlarımızın dışında. Ben burada bir daha kayıt alacağım. Kayıt alacağım bu iş yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir daha deneyeceğim. Geldik yere an SSC çekerim. Evet. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, az önce çok sıkıntılı bir durum yaşandı. Yanlışlıkla oyunu kaydedecek dedim. Bunun için savaşa girmek zorunda kaldık. Ben geride birkaç asker bırakarak yırttım kendimi. Şimdi burada hemen bir grup gördüm. Saldıracaktım ki savaş bitti. Olsun. Şöyle hana gideceğim. Çok tuhaf bir bölüm oluyor, farkındayım. Grup morali çok rezil durumda. İşte birkaç acemimizi bırakarak kendimizi kurtardık savaştan, ancak maalesef ki askerlerimizi bir kısmını kaybetmiş olduk. Şöyle şu an herkese savaşta olmamız çok kötü bir durum. Kaç kişi bunlar? 77 kişi. Onlar bizi çiğ çiğ yerler. Tarkupaya şehrine hemen girmem gerekiyor. Yani şu an hareket edeceğimiz alan kalmadı resmen. Her yerden kuşatma altında krallığımız. Evet. Yani herhalde şeyden falan vazgeçeceğim sonunda. Şöyle. Evet, 62 kişilik bir grup tuttu bizi. Seninle ölene kadar savaşacağız diyorum. Rahmetli olduk muhtemelen. Hadi bakalım. Şu an çok sıkıntı. Okçuları şöyle yerleştirelim. Piyadeler, süvariler beni takip etsin. Piyadeler de şurada kalsın. Şunları önden bir şey yapayım da. Gerçi süvari var mı? Var birkaç tane. Allah, şunlara bak. Ya nasıl oluyor bunların hepsi atlı oluyor ya? Ben bu savaşı nasıl kazanayım? Biri bana açıklasın bunu. Yani ben bu savaşı nasıl kazanabilirim? Bunun bir açıklaması olması lazım. Hani kazanma ihtimalim %0 bu savaşı kazanma ihtimalim. Herkes hücum. Süvarileri yanımda tutacağım ki en azından koruma olsun. Onlar da ölecek zaten az sonra. Yani şu savaşı kazanma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Hani baksanıza, full artı full atlı birlikler. Gerçekten çok saçma ya. Yani bir daha kaybedeceğiz şimdi. Ya kayıttan falan dönerim de hani böyle olunca da hileye girmese bile onun gibi bir şey oluyor. Hoşuma gitmiyor ama mecbur kalıyorum. Yani muhtemelen şu anda şey yapacağım. Serenit Sultanlığından ayrılacağım. Yani çünkü şu meydanda hiçbir şey yapamıyoruz yani, bitti. Süvarilere de bari hücum emri verelim de onlar da bir iki bir şey alsın. Yani bu savaşı alsam herhalde Warband e-spor takım falan varsa ona girerim. O derece sıkıntılı bir savaş. Yani bitti zaten. Bizde adam kalmadı şu an. Şöyle ilerleyelim. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Tam topraklarımıza girdim. Kont Mleza adındaki bir Svadya Lord'u benle savaşa girdi. Savaşa girmek istedi. Biz de hücum edeceğiz. Bu sefer alabiliriz gibi duruyor. Çünkü atlı birlikleri yok yanlış değilsem. Var mı? Var. O yüzden zaten savaşa girmiş biz de. Şimdi piyadeleri ön safa alacağım. Birkaç okçumuz var biliyorsunuz. Onları şuraya doğru, piyadelerin arkasına doğru koyacağım. Bu savaşı gerçekten istekli bir şekilde almaya çalışacağız. Çok zor biliyorum ama yapmamız lazım bunu. Biz şöyle atlılarımızla bir önden almaya çalışalım. Ben bunları şey sandım, piyade sandım ki yine atlı asker çıktılar. Yani hepsi atlı olmasa da
Şöyle söyleyeyim, bunları en azından bir alma ihtimalimiz var, kazanma ihtimalimiz var. Ama şöyle komutanlarını düşürürsem bence şu komutanları çünkü düşmen lazım. Hadi. Kaç tane daha ok atacağım acaba? Çok merak ediyorum. Senin ölmen için. Şöyle şu dayıyı almamız gerekiyor. Vur aslanım. Tamam, Kont Muleza düştü. Bu Veigirlilerden zaten Svadyalara geçen birisiymiş. Çabuk süvariler hücuma kalkın. Şeyler pardon. Piyadeler. Dal 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 dal. Bizimkilerin yanından ayrılmayacağım. Taktik bu. Okçular siz de hücum edin abi. Vur abi, vur 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 vur. Vur şöyle. Süvarilere de hücum emri verdim. Şu an herkes hücumda. Bu savaşı almak istiyorum. Çok istiyorum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ölmeyin. 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 Biliyorum çok zor ama ölmemeniz lazım. Gel buraya. Aslanım dayan, geldim. Gel lan buraya. Aferin bizim süvariye. Çok güzel. Bunu da gitti. Çok güzel. Gel buraya. Gel lan buraya. Bunu da aldık. Tamam, hadi bu savaş bizde olsun. Haydi oğlum. Haydi oğlum, ölmek yok. Daha sonuna kadar savaşırım. Canım fazla. Hiç canım gitmedi neredeyse. Haydi oğlum. Vurun ağızlarına doğru. Vur 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 şunlara vur. Aferin süvari, vur. Al şunu, şunu devir şunu artık. Şu kim ya? Çok güzel. Kim kaldı başka? Bu da gitti. İşte bu. Çok güzel ya, işte bu. Çok güzel aldık savaşı. Bravo. 14 ölü var ama olsun. Oo, güzel bir zırh. Hemen bunu kendimiz giyelim. Bunu aşağı alalım. Bu da iyiymiş. Bunu da satarız. Bu da kalsın. Şunları artık bırakalım. Çökmüş avatı, binek atı falan filan. Bunlara hiç gerek yok. Artı 20 diyor. 34 diyor. Tamam. 531 dinarda para kazandık ama 28 kişi kalmışız. Grubumuzu hemen terfi edeceğim. Terfi edebildiklerimizi. Atlı yap şunların hepsini. Atlı asker çok lazım. İşte Memlük. Güzel. Bir tane Memlük yapabildik. Karakter diyelim. Güce ver. Şuna ver. Şöyle. Evet. Çok güzel. Acil bir şekilde asker toplamamız gerekiyor. Oyunu kaydedeceğim şurada. Çok hızlı şekilde asker işine girmemiz lazım. Her yer adam kaynıyor. Saranit'ten ayrılmayı düşünüyorum sırf bu yüzden. Çok zor çünkü oynaması. Yani ilk defa ben yani yıllardır oynuyorum Mount & Blade'i. İlk defa bu kadar zorlandığım bir şey oldu yani. Şurada tekrar yani kayıt ala ala ilerliyorum. Bunlar kim abi? Dalsak mı piste? Şu kergit atlısı diyor. Atlı okçu diyor. Dal şunu abi. Haydi oğlum. Saldırın. Bu bölüm biraz uzun olacak gibi. Şöyle girelim bakalım. Ya nasıl oluyor ya? Full atlılar arkadaşlar yine. Yine çok büyük sıkıntı. Oyunun en güçlü atlı kuvvetleri zaten Kergitler bana göre. Kergit karagıcıları ve Kergit atlı okçuları. Benim süvariler buradaysa beni takip etsinler. Tek kalmayalım savaş meydanında. İnşallah savaşı alırız.
Gel benim süperler toplanın abi şöyle. Gel şöyle. Güzel, en azından atlı birlik sayımızı biz de arttırırsak memlükler karşısında, pardon, Saranit, konuşamıyorum. Kergitler karşısında çok daha büyük bir avantajımız olacak ki amacım zaten o yüzden atlı asker yetiştirmek. Şunu da alalım. Güzel. Hem askerlerimiz de, yeni aldığımız askerlerimiz de gelişme kaydedeceklerdir böylece. Şurada bir çatışma yaşanıyor. Bizden birisi, yani benim askerim değil ama müttefik askerlerden, hemen yardıma gideceğim oraya doğru. Çok güzel indirdi, bravo. Bu kim ya? Çok iyi vurdu bu. Emir Goasen. Hiç kaybımız yok. Güzel, bunları alalım. Saranit avcısı, Saranit kıdemli yayısı. Bunları da satarız. Bunlara gerek yok. Şöyle terfi edecek askerlerim var. Şunu avcı yap. Şunları geliştir. Tamam. Şimdi şu Darkuba'ya doğru bir ilerleyeceğim. Pazar, erzakçı. Çürümüşleri al sen şöyle. Bize oradan ekmek ver, tahıl ver, tavuk ver. Tamam. Paramız da azaldı bu arada. Artık azalıyor yani yavaş yavaş. Şu zırhçıya da şunları verelim. Tamam. Böylece arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Dördüncü bölüm böyle oldu. Biraz kaydet çık yaptık. Ama yapmak zorunda kaldım. Bu bölümü böyle bitireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir başka Mountain Blade Warband bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.